Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor'umuzdan bahsedeceğiz. Transfer gündemimiz var. Ve konuya gelmeden önce şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Çoğu arkadaşımızdan mesaj alıyorum. İşte abi zaten Trabzonspor'u konuşuyorsun. Böyle açmana gerek yok. Biz zaten biliyoruz diyorsunuz. Ama 50-100 tane arkadaşımız geliyor günde. E böyle olduğu zaman da onlar da bizim neyi konuştuğumuzu kafadan anlasınlar istiyorum. İlerleyen süreçlerde biraz daha oturttuğumuz zaman arkadaşlar değişebiliriz. Bunun altını çizeyim. Sizlerden mesaj aldığım için bu açıklamayı yapıyorum. Şimdi biliyorsunuz biz Cornelius'u çok istedik. Cornelius'la alakalı bir türlü şartlar oluşmadı. Cornelius'un gerek menajerin istekleri gerekse de Cornelius'un kendi istediği rakamlar çok yüksekti. Ve biz Trabzonspor takımı olarak bu defteri kapattık diye bir açıklama yaptık. Ama İbre tekrardan Cornelius'a döndü. Serri ile alakalı gene sıcak gelişmeler var. İki tane Santofon'un gelmesi gündemde biliyorsunuz. Serri alternatif anlamda düşünülüyor. Ve Cornelius da Lejoner Santofor. Direkt oynayacak Santofor olarak düşünülüyor. E şimdi bu iki tane Santofor'u aldığımız takdirde Canini Koyuta var. Nasıl bir strateji izleyecek Trabzonspor takımı? Bunları değerlendireceğiz. Bir kere şunu söyleyeyim. Bu videoda sohbet tadında olacağını söyleyeyim. Sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Dolu dolu bir video olacak. Videomuzu ilk defa gören dostlarımızın abone olmasını rica ediyorum. Abone sayımız daha öncelerde daha hızlıydı. Hala hızlıyız. Devam ediyoruz ama daha da hızlanmamız gerekiyor. Hedefimiz çok büyük arkadaşlar daha en başındayız. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var bunun için ve e, yorumlarına istediğiniz düşünceleri ekleyin yazın ben onları hemen hemen hepsini teker teker okumaya çalışıyorum ama şunun da altını çizeyim mesela bugünkü videomun altına yaptığınız yorumları bugün takip ediyorum ama yarın yeni bir video geliyor o videoyu geçiyoruz onun için sıcağı sıcağına videolara yorum yazmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar Cornelius'la alakalı şöyle bir gelişme var. Biz Cornelius defterini kapattık. Başkan açıklama yaptı. Cornelius'la alakalı kesinlikle defter kapandı. Biz almıyor üzerinde. E tabi Cornelius cephesine döndüğümüz zaman bu teklifleri bulamadı. İstediği teklifler gelmedi. Şu an zaten tüm dünyayı pandemi vurdu. Futbolda pandemi vurdu. Çoğu takımda e, Barcelona'dan Messi bile ayrıldı arkadaşlar. Yani o kadar sıkıntılı bir dönem var ki. Yani futbolcularında paralar ister istemez düştü. Şimdi Cornelius Euro 2020'de sonradan girdi falan ama iyi bir görüntü çizdi. Ve fiyatını biraz daha yukarıya çekti. Ben bu takıma giderim, şu takıma giderim, şu parayı alırım derken arkadaşlar biraz istenilenleri bulamadığı için Trabzonspor takımı Cornelius'u yumuşattı bir şekilde. Menajeri de bir şekilde yumuşadı ve bir geri adım atıldı. Ve bu da tabii ki de bir umut oldu. Ve Trabzonspor takımı Cornelius'la alakalı girişimlerine devam ediyor. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz sezonun maçı Roma maçı olacak. İnşallah biz Molde'ye eleyeceğimizi inanıyorum ben. Ama bu defans hattındaki sıkıntıları çözmemiz şartıyla konuşuyorum bunu. Bu 5-6 günlük süreçte bunu Abdullah Hoca oturtmaya çalışacak elinden geldiğince. Şimdi biz eğer arkadaşlar şunu söyleyeyim. Defans hattını çözemezsek sıkıntı yaşanmam. Biz Roma maçına forvetsiz çıkmamamız gerekiyor. Bizim bu forvet işini bir an önce çözmemiz lazım. Canin iyi bir santofor evet ama Abdullah Hocanın istediği Santafor tarzında Cornelios'un gelmesi gerekiyor. Biz Roma maçını Roma'yı elememiz gerekiyor. Eleyecek bir takım mıyız? Evet, eleyecek bir takımımız. Biz de hatırlayın. Inter'i devirdik geldik. Aynısını bu takım neden yapmasın? Neden yapmasın? Çok tecrübeli bir takım. Hücum hattı muhteşem. Savunma hattımız da aynı şekilde çok iyi. Ben Molde maçında Roma maçını kıyasladığım zaman ben Roma maçına daha rahatım. Çünkü oyuncular o maçlara daha iyi motive olabiliyor. E şimdi bakıldığı zaman Cornelius'u getirebilir. Bir an önce de oynatabilirsek bizim için muhteşem olur. Roma maçına Kornelius'a çıksak çok iyi olacak. Çünkü biliyorsunuz basın toplantısında da Abdül Hoca soruldu. Hocam hani takımda ne eksik hani goller kaçtı oldu bu oldu. Abdül Hoca'nın vermiş olduğu cevap Arkad Sen de iyi biliyorsun dedi. Yunus Emre'de de yanlış hatırlamıyorsam. Sen de iyi biliyorsun. Gelecek arkadaşların gelmesiyle beraber bunlar düzelecek dedi. Yani burada mesajı başkana yolladı. Herkese yolladı zaten hoca. Ve Cornelius'la alakalı defter yeniden açıldı. Maaşında bir indirim oluyor. Kulübüyle alakalı pazarlıklar devam ediyor. Ben Cornelius'la alakalı sıcak gelişmelerin yaşanmasını bekliyorum kısa bir süre içerisinde. Ya da bu defteri tamamen kapatacağız. Şimdi Serri'yle alakalı da Serri dün değerlendirmelerde yaptık. %50-%50 gibi gözüküyor. Çoğu arkadaşımız seriye gerek yok. Bize Koyta var aynı görevi görür diyor ama Koyta'nın bir sakatlığı var. E şimdi Canini ile alakalı da değerlendirme yapacağım. Size soru soracağım arkadaşlar. Lütfen cevap verin. E şimdi Seri topu tutan, arkadaşlarını servis yapan topu tutabildiği için ve topu koruyabildiği için bizim takımımız öne daha çabuk gelebilecek. Hani Atıyorsun top duvara çarpar gibi geri döndüğü zaman çıkayım mı çıkmayayım mı çıkayım mı çıkmayayım mı orta sahada kalıyorsun. Ama şimdi diğer türlü ileride şişirdiğin zaman topu tutup kafayla indirecek rakibi bozacak stoperleri çarpıştıracak bir santofor istiyor Abdullah Hoca haklı. Ve e, Cornelius işte Serre gibi bu tarz santoforlar istiyor. Ben iki tane santofor alınmasını şöyle okeyliyorum arkadaşlar kendimce. Tabi bizim okeylememiz çok bir şey önemli değil biz yani taraftar olarak konuşuyoruz hepimiz. Ee, Koyta'nın sakatlığı bu şekilde devam edecek ise bize büyük problem yaratacak. Biz Koyta'ya güvenerek yola çıkmamamız lazım. Caneni'ye de çok ciddi teklifler geldiği konuşuluyor. 5 milyon euro üstünde bir teklif var Caneni'ye diye konuşuluyor şimdi duyduğumuz duyumlar bu. Caneni'ye çok sürpriz bir rakama da satılabilir. Şimdi Canini bu maçta da iyi oynadı golünü attı. E, böyle olursa da bu iki santoforu getirebilir. Hani Canini'yi satıp Cornelius gelebilir arkadaşlar parasıyla. Sörlot'u zaten kötü haber geldi. Biz satmayı düşünüyoruz. Önceliğimiz satmak dediler. İşin içinden çıktılar gittiler. Lil, e, Leipzig takımı. E böyle olunca da Sörlot bence çok zor artık. Sörlot'un yani bu şartlarda başka takıma Avrupa'da da gitme şansı çok zor. Yani kiralık Avrupa'da herhalde en son İtalya'da, Almanya'da bir takıma kiralık gider diye düşünüyorum ben Sörlot için. Türkiye'ye gelme şansı yok bence. E şimdi bakıldığı zaman Cornelius Serri bu iki transferle alakalı girişimler devam ediyor. Benim size sormak istediğim soru. Cornelius gelecek diyoruz ama ee, Canini'nin satılmasından ben yana değilim. Şimdi Cornelius, Serri gibi Santofor'a bakıyorum. Bir de Canini'ye bakıyorum. İki, hepsi çok farklı Santofor'lar. Hani Cornelius ve Serri biraz daha yakın ama Canini çok farklı Santofor. Sağ kanada geçebiliyor, sol kanada geçebiliyor. Kendini unutturuyor. Foret arkasına geçiyor. Forete geçiyor. Her yere karıştırabilecek oyuncu dikini alıyor. Suratleniyor, topla, çekiyor, vuruyor. Bir şeyler yapıyor, karıştırıyor, pozisyona giriyor. Yani Canini'yi ben çok aslında Caner tam bu sene oynayacağı dönem. Şimdi geçtiğimiz dönem Caner'in maç antren, maç antrenman eksiği vardı ve Abdullah Hoca oynadıkça gelişiyor demişti. Ve bu sene bakıldığı zaman daha diri, daha canlı bir Caner'in var. Var mı? Bence var. Sezonu sezonda iyi başladı. Bir maç, bir gol arkadaşlar. Bir maç, bir gol bence gayet iyi. Ee, Artem Doğukbaşı ile alakalı şunu söyleyebilirim ee, transfer biraz durmuş gibi kesinlikle indirim yapılmıyor artemle alakalı yani ya Korniós ya Artem ben ikisinden birini bekliyorum aslında İkisinden biri gelecek ama e, Artem'de birazcık öyle bir sıkıntı var anderle girdi Shakhtar Donetsk girdi derken arkadaşlar bu şekilde devam etti şimdi takımımızı değerlendirelim şimdi defans hattı ve orta saha arasında çok e, boşluklar olduğunu dün konuştuk ve buraya bence nokta bir transfer gerekiyor. Ön libero'da nokta bir transfer gerekiyor. Bu oyuncu kim arkadaşlar? Koyete. Biliyorsunuz Crystal Palace'daki bu oyuncuyu Abdül Hoca çok fazla istedi. Neden istediğini görüyoruz arkadaşlar. Maçta bize gösteriyor. Ben Abdül Hoca yani Abdül Hoca neden ben bu oyuncuyu istiyorum dediğini biz maçın içerisinde görebiliyoruz. Ön libero ile stoperlerin arasında bir bağlantı gerekiyor. Berat bu bağlantıyı kısmen götürebiliyor ama böyle önemli maçlarda Berat'ın da ben yetersiz kaldığını görebiliyorum. Sizler de görüyorsunuz. E, bunun için Abdullah Hoca atıyorum Edgar ve Vitor Hugo biz şampiyonluğu oynayacağımız şu defans hattıyla mümkün değil. Bakın Edgar, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Ataka hani mümkün değil. Sol beke bakıyorum Tronsen İsmail Köybaşı, Faruk mümkün değil arkadaşlar. Sağ beke bakıyorsun Burna Perez'e bir şey olduğu zaman Serkan oynayacak. Serkan'a beğeniyoruz hatalar yapabiliyor zaman zaman onun için. Defans hattımızda zafiyetimiz var. Hücum hattımız güzel ama orada da eksiğimiz var. Arkadaşlar ben kadronun şu an yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bizim kanatlara da bir alternatif ihtiyacımız var. Orta sayıda bir alternatif ihtiyacımız var. Yani ön libero oynayacak. Evet Dorukan geldi ama Dorukan'ın oraya doldurup dolduramayacağı biraz daha hamşik tarzında bir oyuncu Dorukan. İki yönlü oynayabilen. Hani tam bir ön libero değil. Yani bizim biliyorsunuz Abdül Hoca'nın ön liberosu Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal tarzında bir ön liberodur. Ama öyle bizde ön liberomuz şu an için yok. Atıyorum Oka Yokuşlu. Hani e, ondan da bizim kulübümüze iyi bir para gelecek tekrardan onun altını çizelim. Ya bu tarz önlü bir istiyor ve Koyete bunu karşılıyor. Sıkıştığı zaman stoperlere alternatif de olabilecek. Ve Kaan Ayhan'ı istiyor. Önlü buraya koyabilir, stopere koyabilir, sağ beke koyabilir. Kaan Ayhan'ı da istiyor Abdullah. Abdullah Hoca'nın ben tespitlerin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Ve bu tespitleri gerçekleştirdikleri takdirde Trabzonspor takımımız şampiyonun en büyük adayı. İleride şöyle uçuyoruz, böyle kaçıyoruz diye kendimizi kandırmayalım gerçekten kendimizi kandırmayalım. İlerisi uçup kaçıyor ama arka taraf biraz sıkıntıya düşüyor bunun için. Biz kendimizi kandırmayalım. Ben biraz objektif konuşuyorum. Sizlerin düşüncesi de çok merak ediyorum. Lütfen düşüncenizi yazın. Size bir soru. Canini satılsın mı satılmasın mı? Lütfen videonun altına yazın. Canini satılsın mı satılmasın mı? Çok merak ediyorum onun da sizlerin düşüncesini. Konuştukça konuşasım geliyor. Gördüğümüz çok fazla eksiklik var. O Bir o kadar da artımız var. Evet Molde'ye karşı 14-15 korner kullandık. istediğimiz i̇stediğimiz pozisyonlara girebildik. Önde baskı yaptık. Önde oynadık. Ama eksilerimizi de görmemiz lazım. Benim fikrim, benim düşüncem bu Santafor gelecek ise beklenmeden artık gelmesi gerekiyor. Ve Roma maçına biz bu santaforumuzda çıkmamız gerekiyor. Roma maçı çok önemli bir maç. Koca bir sezonu Avrupa kupalarına katabilmek için mücadele ediyorsun. Avrupa kupalarına da elenir isen e neyi anladık? O işten. Değil mi? Ne anladık? O işten oluyor. Bari verelim parayı. Bari o parayı çıkartmak için elimizden geleni yapalım. Roma'yı elersen zaten. O paran çıkacak. O para çıkacak. forretin parası çıkacak. Öyle düşünmek lazım diye düşünüyorum. Hem de o oyuncu ne kadar çabuk gelirse o kadar çabuk adaptasyon yaşar. Çünkü şehire gelecek, ev tutacak, akrabaları gelecek, o gidecek, bu gidecek. Bu işlerle ilgilenmek de kolay değil. Evet onun adına ilgilenenler mutlaka vardır ama oyuncu da kafa yoruyor bunlar arkadaşlar. Geldi, gitti, o gelecek, bu gidecek. Bunları oyuncu organize ediyor. Gibi 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 sohbet tadında bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Trabzonspor takımımız bence gene bakıldığı zaman diğer maçlara da bakıyorum. En hızlı, en hareketli, en çok böyle hazır görüntüyü verenlerden bir tanesi. Sivas Spor'un da maşallahı var. Bizim takımımızın da maşallahı var. Galatasaray Beşiktaş hazırlık maçları yaptı Beşiktaş. Gördük dün Adana Demir maçını da gördük. Gene yalandan bir penaltı verdi. Hakemlerin performansı aynı şekilde devam ediyor. Bu sene ben hakemlerden çok korkuyorum. Bunun da altını çizeyim şimdiden söyleyeyim. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah hepimize sabır versin. Biz takımımızı sağduyulu bir şekilde destekleyelim. Bu sene çok desteğe ihtiyaç var. Kafadan yeni bir takım olduğumuzu unutmadan desteğimizi sonuna kadar vermemiz gerekiyor. Ee, gelişmeler olursa takip edeceğiz. Ee, çok yoğunluktan çıktım. Çok yoğun değilim. Ee, kötü bir cümle oldu. Yoğun değilim arkadaşlar. Her an her an video gelebilir. Sabah akşam gelebilir. Onun için lütfen takipte kalın. Bildirimlerinizi açın. Abone olun. Abone olmanızı istiyorum sayfamıza, kanalımıza. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu dakikaya kadar gelen bütün dostlarımı ayrı seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.